Hepinize merhaba arkadaşlar. Piyasa analizime hoş geldiniz. Yeni haftaya bir hayli hareketli girdik. Zaten hareketli geçecek yeni hafta. Neden derseniz çarşamba günü biliyorsunuz Fed'in faiz oranı kararı var. Perşembe günü de Merkez Bankamızın faiz oranı kararı var. Fed 75 bas puan faiz artırımına gidecektir muhtemelen. Çünkü şu anda piyasa fiyatlaması bu yönde. Merkez Bankamızın ise faizleri sabit tutacağı bekleniyor anketlerde. Yani %13 ile Herhangi bir oynama olmayacağı bekleniyor. Fakat bir indirim gelirse kimseye şaşırmasın arkadaşlar. Ben de indirim bekleyen taraftayım. E bu arada bir anket çalışmamız olacak. Hem Fed için hem Merkez Bankası için. Hemen bu videonun ardından topluluk sekmesinden sizlere o iki anket çalışmasını da paylaşacağım arkadaşlar. Şöyle günün özetini yapacak olursak. Dolar TL 18.25'teki o barajı kırmış gibi görünüyor. Şu anda 18.30 civarında Ons ve gümüş onsla çok fazla hareket yok. Olmasını da zaten beklemiyoruz. Ne zaman bekleriz? Çarşamba günü Powell'ın konuşmasını dinleriz. Veya işte sürpriz bir 50 baz puan gelir. O zaman bir yukarı hareket olabilir. Ama şu anlık böyle bir şey de beklemiyorum arkadaşlar. Bugünün az solisti borsaydı. Borsa bugün saat 17.05'te devre kesti. Eksi 5 ile ve normalde şöyle bir durum var arkadaşlar. Yani devre kestikten sonra bir 15 dakika sonra tekrar işlemler devam eder. Ama tam bir saat boyunca borsayı açamadılar. Durum o kadar vahimdi. Biliyorsunuz zaten hafta sonu borsa analizimde de sizlere orada bir ters filama formasyonu oluştuğunu ve düzeltmenin de zaten 3000-3200 aralığına kadar devam etmesi gerektiğini belirtmiştim arkadaşlar. Orada herhangi bir Hani şaşırmışlığım yok. Aa neden böyle oldu gibi. Haber soranlarınız oldu. İşte hocam bir haber mi var vesaire. Bilmiyorum arkadaşlar. Ben adından da anlaşılacağı gibi teknik analistim. Teknik her zaman haberlerden önce gelir. Aslında o haberleri birileri önden alır. Fakat onu sizler ve ben alamayız. O yüzden biz teknik analizi takip ediyoruz. Yani haber e, geldiğinde zaten o grafiklere yansımaya başlıyor. Ve biz o haberi sonradan duyuyoruz. Şöyle isterseniz hemen hızlıca teknik detaylara bir bakalım. Dolar TL ile başlayalım arkadaşlar. Dolar TL ile ilgili lafı çok fazla uzatmayacağım. E, orta ve uzun vadeli biliyorsunuz dolarla ilgili yapmış olduğumuz analizlerin ne kadar değerli, kıymetli ve tutarlı olduğunu sizler biliyorsunuz. İşte şu BDDK haberi olsun. İşte diğer haberlerde işte dolar 10'a düşecek, 11'e düşecek diyenlere inat bizler tam tersine e, hayır bu konjektürde doların hedefi yukarıdadır e, diye belirtmiştik ve bir bir o barajlar kırılarak ilerledi ve bu 18-25 barajını da kırılmasını Aslında Ağustos ayının sonlarında bekliyordum Ben e, iki haftalık bir gecikme oldu burada gerçekten iyi tuttular e, biliyorsunuz bizim bir 40 gün kralımız vardı borsada çalışmıştı 40 gün sonra borsada düzeltme gelebilir dedik ve gelmişti Burada da şimdi aynı şeyi dolar TL'de yaşayacağız. Muhtemelen bu 18-25 baraj, barajının e, kırılmasına ve dolar TL'nin yukarıdaki hedeflerine gitmesine çok da bir zaman kalmadı. Ve özellikle de Kasım ayına dikkat diyorum arkadaşlar. Geri çekilmelerde eğer olursa bir geri çekilme nerelerde alalım diyenler için 18-15-21 günlük harekette ortalamadır ve ilk destek seviyesidir arkadaşlar. Şöyle ons altından da bahsedelim. Onsalt'ın altında işler iyiye gitmiyor. Tamamen Powell'ın ağzından çıkacak cümlelere bağlı arkadaşlar kaderi. Bakın şurada bizim 1681 desteğimiz vardı. Burası artık direnç oldu. Bakın bugün geliyor en yüksek gördüğü rakam 1679. Yani o 1681'i bile görememiş. Eğer ki Şahin bir açıklama gelecek olursa Powell'dan bu düşüş biraz daha devam edecek gibi görünüyor arkadaşlar 1650 bandına doğru. Evet gram altında da biliyorsunuz şöyle 950 ile 970 aralığındaki şu bölgeyi yuvarlak içine alıp e, buralar ilk etapta alım fırsatıdır diye sizlere belirtmiştik. Şöyle kaydıralım. E, ve ilk parça alım için 970 rakamı 3 gün boyunca geldi arkadaşlar. Bakın perşembe, cuma ve cumartesi e, pardon pazartesi günleri en düşük bakalım bugün en düşük 975 görmüş. Cuma günü yine 975 ve 973 görmüş arkadaşlar. Yani 975-950 aralığındaki bu bölge kademeli alım yerleridir. Ama 950'ye mutlaka ama mutlaka yedek bırakın derim arkadaşlar. Çünkü şu anda tamamen dolar tl sayesinde ayakta kalıyor. Tabi şu da var. Bakın bu 100 günlük hareketli ortalama gram altın için güzel bir destektir. Aralık ayındaki o çöküşte de bu 100 günlük hareketli ortalamanın altına çok fazla inmedi. Burası 974 arkadaşlar. Yani ben 950 beklemek istemiyorum. İşte 100 günlük ortalamaya değmişken buralardan alacağım ve portföyümü ekleyeceğim diyenleriniz olabilir. Onlara bir şey diyemem ama yine de şu 950'ye bir parça da olsa mutlaka ayırın. 950'nin altında gram altın görmesini beklemiyorum yani işte 880'ler gelir mi 930'lar gelir mi diyenler varsa ben beklemiyorum arkadaşlar işte bu aralıkta hatta biraz daha şöyle yukarıya çıkartalım işte 955'te 975 aralığındaki şu bölgeden alımlarınızı yapabilirsiniz tabi orta ve uzun vadeli yatırımcılar için evet gümüş ons'ta da 55 günlük hareketli ortalamanın biraz üzerinde biraz altında böyle bir haftadır buralarda dolanıyor 19.08 önemli bir destek seviyesidir arkadaşlar. Eğer bu destek kırılırsa 17.50'lere doğru sert bir düzeltme gelebilir. Dediğim gibi Fed kararı gümüş ons için de çok etkili olacaktır. Yukarıda 20 35 şu anda direnç pozisyonda. orta ve uzun vadeli için yani uzun demeyelim de orta vade için e, şu anlık çok bir beklentim yok. Evet gram gümüş de tıpkı gram altın gibi e, tutunuyor arkadaşlar. Yani ne düşüyor ne çıkıyor. Hani normalde çıkması gerekirken dolar sayesinde çıkması gerekirken e, gümüş ons'taki kayıplar nedeniyle burada 11.30'lara sabitlemiş durumda. 200 günlük hareketli ortalamamız 10.60 arkadaşlar. 10.59 10.60 civarında Buralara bir geri çekilme olursa portföylere eklenebilir tıpkı o gram altındaki 950-955 gelirse ve gram gümüşte de 10 60 59 bu bantlar gelirse portföylere eklemek için güzel rakamlardır diye düşünüyorum. Özellikle orta ve uzun vadeli yatırımcıların mutlaka portföylerinde olması gerektiğini de bir kez daha vurgulayayım arkadaşlar. Çok da fazla bir hareket yok. Eğer çarşamba günü Powell beklenenin aksine güvercin bir konuşma yapar. İşte 75 değil 50 baz yapar vesaire. Böyle hani piyasada olumlu fiyatlamalar olursa 12-30 yolculuğu da başlayabilir gram gümüşte. Evet geldik borsamız arkadaşlar. Borsamızda biliyorsunuz hafta sonu da analiz yapmıştık ve şurada 4 saatlik grafikte açmıştık ve bir ters bayrak hatta şöyle çizmiştik. Toplulukta da paylaştım. Bakın bayrağın direği şurada da flama'nın alt kanalı var. Aynı zamanda bir eğitim videosu da olsun sizlere. Bakın burada bir flama oluşumu vardı. Bakın zaten o sert satış ne zaman geliyor? Saat tam 4'ten sonra bu flama destek dediğimiz bu destek kırılınca sert bir satış yedi arkadaşlar. Şimdi hani ben demiştim demek de çok istemiyorum ama şöyle bir şey var. Şimdi rally bekliyoruz dedik mi arkadaşlar? Ağustos ayında dedik. İlk hedef olarak 2800 verdik mi? Verdik arkadaşlar. Bakın şurada 2800. Daha sonra 3505 hedefi verdik sizlere. Bu hedef de geldi ve bu hedef geldikten sonra 3500'ün üzerinde artık teknik yoktur. Bana yukarıda hedef sormayın. Ben çoğunlukla nakite geçtim diye sizlere Bilgilendirdim arkadaşlar bu yüzden nakite geçmiştim yani teknik eğer kayboluyorsa teknik analiz orada kayboluyorsa hani yanlış anlamayın teknik analiz demiyorum Te bazıları öyle anlıyor teknik analiz yani şu çalışma yaptık 3500 hedef verdik ve bu 3500 hedefin üzerinde 3700'lere çok sert gidince dedim ben bir dakika ne oluyor hani bunun burada bir düzeltmeye girmesi gerekiyor. Ana trendin de sağlıklı çalışabilmesi için bu düzeltmenin gelmesi gerekiyor. Ama hayır. Ne oldu? Bankalar öncülüğünde bir operasyon çekildi özellikle bankalara. 3715'e kadar gitti. Ben yine alım yapmadığımı sizlere söyledim. Nakitte olduğumu yine sizlere belirttim arkadaşlar. Ve sonrasında da sert bir satış oldu. Ardından bir ölü kedi sıçrayışı olabilir. Buna kanmayın dedik. Kedi resmi vesaire attık. Bakın, ölü kedi sıçrayışı ve sonrasında bir filama formasyonu ve bu filama formasyonunun ardından sert bir satış. Bugün eğer bugün devre kesici girmeseydi borsa belki de %10 düşüşle ve birçok kağıt hisse tabanda kapatabilirdi arkadaşlar. Zaten bankaların çoğu taban veya tabana yakın kapattılar düzeltme nerelere kadar olur diye soracaksınız muhtemelen hafta sonunda bunu ben paylaştım fakat tekrardan sizlerle şöyle bir özet geçelim arkadaşlar şöyle günlük grafiği açıyorum 21 günlük hareketli ortalamada kırıldı ve şu sert rallilerin düzeltmeleri genelde 0.50 fibo oranına kadar olur. Burası da 3030'u gösteriyor. Ve aynı zamanda 55 günlük hareketli ortalama da şu anda 2980 günler geçtikçe burası da tekrar 3000-3030'lara gelebilir. Ve burası düzeltmenin ilk durak noktası olarak yani bitiş noktası olarak güzel tespit edilebilecek bir yerdir diye zaten önceki analizimde belirtmiştim. Tekrar vurgulayayım arkadaşlar. E günlükte de zaten Makdev sata dönmüştü. Bakın bugün 3. gün bu normalde Perşembe günü dönmüştü. Aslında çok fazla sinyal verdim size arkadaşlar. Bakın Türkiye piyasasında özellikle de Türkiye borsasında analiz yapmak çok zorken bile son iki ayda hani bunu övünmek için söylemiyorum. Gerçekten ne dediysek geldi. Rally dedik rally oldu. 3500'ün üzerinde dikkat edin. Burada teknik kayboldu. Her an her şey olabilir. Düzeltme gelebilir dedik. Geldi düzeltmenin hemen ardından ölü kedi sıçrayışı olacak dikkat edin gaza gelmeyin dedik o da oldu hafta sonu flama formasyonu var bir satış sinyali olabilir işte 3303 destek burası kırılırsa vesaire bu yüzden arkadaşlar borsa gerçekten çok zor bir yer özellikle de Türkiye borsası bankalarda yapılan operasyonu hepiniz gördünüz yani böyle zor bir piyasada bu kadar güzel ve tutarlı analizler yapıyoruz. Bu biraz da sizin de sayenizde. Yani sizler beğeniyorsunuz, izliyorsunuz, yorum yapıyorsunuz ki ben bu videolara devam ediyorum. Yoksa ben kendi portföyümü yönetirim. Hani kimseyle de işim olmaz. Hiçbir şeyi de paylaşmam. Ama sizlerle paylaşıyorum. Bu da sizlerin sayesinde az önce de dediğim gibi e bu yüzden beğenilere, işte yorumlara devam edin arkadaşlar. Emeğimiz boşa çıkmasın lütfen. Dediğim gibi 3030 şöyle bir de 4 saatliğe bakalım. Evet burada da 2918 yani maksimum bu 4 saatlikte bu kırmızıya kadar gelebilir. Ama benim tahminim daha önce de zaten sizlere belirtmiştim arkadaşlar. 3200 ile 3030 yani şu bölge hatta böyle yuvarlak için almıştık hatırladınız mı? Bakın şöyle. Bakın şu bölge e, orta ve uzun vadeli hisse senedi biriktirmek isteyenler için düzeltmenin bitiş noktası ve alım için güzel bir bölgedir diyebilirim sizlere arkadaşlar. Şşş, gelelim Sade'de uzun vadeciler ne yapacak? Uzun vadecilerin hiçbir şey yapmasına gerek yok. He tabii şu var beni can kulağıyla dinlemiş da 3500'ün üzerinde zaten e, birçok kar realizesi yapmış olacaklardı. Tabii şöyle de bir şey var düzeltme oluyor ama bizim hisselerimizde öyle çok fazla kayıplar yok. Aksende, Hektaş'ta, Sasa'da. da, onlarda da tabii böyle her geri çekilme ben hala alım fırsatıdır diyorum arkadaşlar. Bakın Sasa Ereğli hariç tutuyorum burada çünkü Ereğli'nin Başka bir sıkıntısı var arkadaşlar. Bir resesyon beklentisi var dünyada ve bu en çok demir çeliklerin canını sıkar. Takip listemize kalmaya devam edecek ama endeks altı getiri sunmaya devam edebilir. Hektaş özellikle sizlere çok vurguluyorum. Biliyorsunuz yeni sasam yeni gözlem diye Hektaş sizlere vurguluyorum. Sasadan, Hektaş'tan, Aksen'den yine beklentilerim yüksek arkadaşlar. Şişe cam yine aynı şekilde. Ama Ereğli de o eski performansını göstermeyebilir. Birkaç ay daha. Yani o yüzden hisse seçiminizde. Önemli arkadaşlar. Bu yüzden dikkatli olun, dikkatli dinleyin. Ve ben her sabah oraya topluluk sekmesine destek ve dirençleri yazıyorum. Mesela bugün 3303 yazmışım borsanın desteği. Şu anda kaç kapatmış? 3200'de kapatmış. Yani eski rakamla bir 10.000 puan daha bu desteğin altında kapatmış. Ki devre açılsaydı daha kötü bir facia ile karşılaşılacaktı. Bu yüzden bu desteklere riayet etmenizi öneririm arkadaşlar. Ben yine destekleri paylaşmaya devam edeceğim ama bazen böyle özelden de yazıştığım arkadaşlarım oluyor işte ya hocam ne oluyor falan diyorlar. E, dedim destek paylaşmıştım orada çıktınız mı? Hocam işte çıkmadık. İşte bakmadık deyince maalesef zaman biraz geç olabiliyor. Kısa vadeli trade edenler için bol testereli bir hafta olacağını düşünüyorum. Ve şöyle küçük de bir dipnot belirteyim arkadaşlar. Eğer perşembe günü bir faiz indirimi gelirse borsa kaldığı yerden devam eder ve sizlere düzeltme bitti. Yukarıdaki yeni hedefimiz işte 4300-4500 falan diye belirtirim arkadaşlar. Daha şu an düzeltme bitmediği için o yukarıdaki yeni hedefin yeni direncin neresi olduğu ile ilgili bir çalışma yapmadım. Bu düzeltme bitecek. Ondan sonra o Fibonacci araçlar, araçlarımızda yeni hedefi sizlere vereceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi 3000-3200 bandını ben bir alım fırsatı olarak gördüğümü tekrardan söyleyeyim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ihmal etmeyelim. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.